Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İskenderun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dilerim sözlerime başlamak istiyorum. Yine hemen sözlerimin başında bugün bizlerle beraber olduğunuz için, bu basın toplantımıza iştirak ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Otelde gerçekleştirilen toplantıda Deva Partisi'nin kuruluş amaçlarını ve çalışmalarını anlatan Babacan, ülkenin bir an önce sistem değişikliğine gitmesi gerektiğini belirtti. Bu açısından son derece kıymetli. Yani ne kadar ulusal basında bazen parti sebeplerle baskı altında farklı bir yayın politikası görebilsek de yerel basında çoğu ilimizde, burada da daha rahat bir yayıncılığı görebiliyoruz. Ama tabii kolay da değil, onu da biliyorum. Bunda bir maliyeti oluyor, bir bedeli oluyor. Maalesef Türkiye şu anda özgür haberciliğin, özgür basanın az veya çok bedel ödemek zorunda kaldığı bir ülke haline geldi. Onun da farkındayım. Ama tekrar bizlerle beraber olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Genel Başkan Babacan, artık ülke ekonomisi bitmiş durumda. Bunu düzeltmek için sadece ekonomiye değil, çürümüş olan sistemin tamamını yeniden inşa etmek gerekir dedi. Ortak bir kongresini gerçekleştirdik. Çok güzel, yoğun katılımlı bir kongreydi. İskenderun'dan da geldik geçtik ama İskenderun'daki bu ilk programımız. Partimiz kurulduktan sonraki ilk programımız. Onun için ayrıca mutluyum burada olduğum için. İskenderun gerçekten çok çok önemli bir ilçemiz. Her açıdan, yani lojistik olsun, tarım olsun, ihracat, ithalat, üretim, sanayi, hangi açıdan bakarsanız bakın gerçekten çok faal, çok dinamik bir kendimiz. Dolayısıyla burada olmak ve burada güzel bir teşkilatı kurmuş olmak bizler için de ayrı bir mutluluk. Bugün Deva Partisi'nin Türkiye genelinde 705 ilçe başkanı olduğu görevlendirdiğimiz. Yani 973 ilçemizden 705'inde şu anda ilçe başkanlarımız görevinin başında. Yoğun bir şekilde örgütleniyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında bütün kılcal damarlara doğru örgütleniyoruz. Pek çok ilde ve ilçede artık mahalle temsilcileri görevlendirmeye başladık. Vatandaşlarımızı hem dinlemek, anlamak, hem de partimizi anlatmak açısından örgüt yapımız son derece önemli. Aynı zamanda pek çok konuda detaylı eylem planları hazırlıyoruz. Örneğin ilk eylem planımızı tarım konusunda açıkladık geçen Haziran ayında. Yaklaşık 56 maddeden oluşan bir eylem planı. Arkasından afet yönetimi, sosyal politikalar, işte bu afet yönetimi eylem planımız, sosyal politikalar, eylem planımız, tüm sosyal yardımlar, destekler, emekler, hepsi burada. Dijital dönüşüm ve teknoloji eylem planımızı açıkladık. En son makroekonomi, finans ve istihdam eylem planımızı açıkladık. Bu 119 madde mesela. Eylem planı şu demek, eylem planının seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ne yapacağının detaylı listesi demek. Mesela şu tablolar var her eylem planımızın arkasında. Bunun her satırı bir eylem. Her satırın bütçesini sarkılıyoruz. Her eylem için mutlaka bir takvim belirliyoruz. Kimin yapacağını ve nasıl yapacağını da yazıyoruz. Bayağı detaylı çalışmalar bunlar. Ve her satırın bütçesi önemli. Çünkü bütçesini hesap edemiyorsak ya da çok para tutuyorsa, devletin gücü buna yetmez diye inanıyorsak da buraya yazmıyoruz. Ki sözümüzün arkasında durabilelim. Yakın bir zamanda eğitim eylem planımızı açıklayacağız. Üniversitelerle alakalı sağlık var, doğa hakları ve çevre var, yerel yönetimler ve şehircilik var. Toplam, mesela bu en son açıklama 0.5 ne oldu? Önümüzdeki birkaç haftada bunun 9'a 10'a çıkaracağız. Birkaç ay içerisinde de 20'yi bulacak bunların sayısı. Hepsi paralel bir şekilde hazırlanıyor. Aynı anda eş zamanlı olarak hazırlanıyor ve inşallah bunları bittikçe kamuoyuyla paylaşacağız. Bunun yanında bir de bizim geçen ta 2020'nin aralığında tamamladığımız bir demokrasiye geçiş eylem planı var. Yani Deva Partisi'nin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması var. Biz bunu ta geçtiğimiz aralığında, yani 2020'nin aralığında 14 ay önce bitirdik. Fakat bu çalışma anayasa değişikliği gerektirdiği için bu çalışmamızı o gün itibariyle kamuoyuyla paylaşmadık. Çünkü dedik ki nitelikli çoğunluk gerekecek mecliste. Şimdiye kadarki anayasa değişikliklerinin tamamı istisnasız siyasi partilerin uzlaşmasıyla gerçekleşmiş. Hiçbir siyasi parti tek başına nitelikli bir çoğunluk sağlayamamış.
Bunu bilerek ne yaptık? Diğer partilerin de bu konuda hazır olmasını bekledik. Ve Eylül ayı geldiğinde, geçti Eylül ayı, parlamenter sistem istiyorum diyen partiler çalışmalarını tamamladılar. Ve biz bu çalışmamızı o 6 partinin oturduğu masaya koyduk. Diğer çalışması olan partiler de koydu. Bunlar harmanlandı. Tek bir çalışma haline getirildi ve geçtiğimiz pazartesi günü takip ettiniz. Güçlenmiş parlamenter sistem 6 partinin mutabık kalmış bir metniyle beraber kamuoyuyla paylaşıldı. Bu yakın siyasi tarihimizde bir ilk. Yani ilk defa 6 parti 45 sayfalık bir dokümana her cümlesine, her kelimesine, noktasına, virgülüne kadar altına imza atmış oldu. Bu önemli bir kazanım Türkiye için. Çünkü bu kutuplaştırma siyasetinin izlendiği, ötekileştirme siyasetinin izlendiği, sürekli düşman üretme gayretinde olan bir yönetimin iş başında olduğu bir ülkede bunun tam zıttı bir uzlaşma zemininde olabileceğini, bir mutabakat kültürünün de olabileceğini ve bunun da somut sonuçlar alabileceğini bir bakıma herkese göstermiş olduk.